Merhaba arkadaşlar, ben Sasın Dursun Usta. Bugün size bir tabancayı tasarladım. Yani belki daha önce görmüş olabilirsin ama ben ilk defa, bunu ilk defa yapıyorum. Bir kardeşimiz geldi, sağ olsun buradan Sivas'a selamlar olsun, geldi. Ben böyle bir tasarım istiyorum. Tamam kardeşim, ne istiyorsun? Ben tabancanın üzerinden yılan istiyorum. Yılandan da korkuyorum ama yılan istiyorum. İyi dedi, yaptık, cızdık, mizdik, bir şeyler yaptık. Bir bakın, beğenecekmişsiniz. Buyurun. Tisaş M1 9 mm M1 tabancaya böyle bir modifiye yaptık. Bu da Tisaş 1911 45 kalibre. Bu da yeni yaptı. Komple F92 Beretta. Bu Barabellum. Anlatsam size bunun şeyini. Tank Funklu eskilerden. Yüzüklü Browning. 228. Kardeşimiz geldi, dedi ki ustam ben de yılan istiyorum. Ama yılanla da korkuyorum. Nasıl olur bu iş? Şöyle, tamam. Arkadaşlar, böyle bir tasarım yaptık arkadaşlar. Yılan burada başlıyor. Bak yılan burada başlıyor. Arkaya dönüyor. Oradan buradan şöyle hava dönüyor. Buna alakonda mı dersem, kobra mı dersem, ne desem, böyle bir yılan yani. Tisaş, tabanda Tisaş bu. M1, 9 mm. Arkadaşlar, böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Yılan komple, yılan olan kısmı sarı titanyum. Geri kalan gövde parlak krom. Sedef, yularsan kafize yaptık, at yaptık. Parçaları mat krom istedi. Tamam dedi. Yaptık. Yani bu tasarım bize ait. Yani kolta gördüm ama daha yapanı görmedim. Bunu farklı böyle bir şey yaptık işte. Atar mı? 9 mm atar herhalde. Adam attı lan çünkü. Bu böyle. Bu da 1911 45 kalibre. Bu kardeşimiz geldi. Gülazı kafızı. Böyle bir ambasiydi. Parlak. Yaptık. Bunları böyle bir şey yaptık. Bu ne istedi? Böyle yaptık. Bu da Tisaş. F92 Beretta. Arkadaşlar biliyorsunuz bu 15:1. 9 mm 15:1. Komple ayna parlak istedi. Ayna parlak. Namlu, bütün aksesuarlar, parçalar. Hepsi sarı titanyum. Kavze sedef. Öyle bir şey istedi. Tamam dedim kardeşim, edeyim mi? Bir de acele ediyoruz. Hepsini teslim edeceğiz. Hepsine müsaade edin. Hepsi silah yediler bizi. Arkadaşlar, eğer temiz çalışıyorsa temiz iş çıkıyor. Çalışmazsan çıkmıyor. Çıkmaz, mümkün değil. Ben yapamam. Yapamıyorum yani. Adeli iş yapamıyorum yani. Olursa bak. Titanyum işlerdi arkadaşlar. Titanyum işlerdi. Bak hem titanyum hem parlak. İşiz bir arada çok zor. Yani harbi uğraşıyoruz yani. Uğraşmadan hiçbir şey olmuyor. Evet arkadaşlar. Bunu cesim size bahsetmiştim bu videoda. Bana bölünüm. Bu kardeşimiz bunu yeni aldı. Bunu komple füme titanyum. Ceviz kabzı. Arkadaşlar Barabellum deyince buna da A Barabellum yazıyor. Arkadaşlar bak bunun yazısını değiştim. Yazısını böyle yaptım arkadaşlar. Yazıları siliyorum. Yani eğer modifiye tabanca da yazıları böyle yapıyorum. Yani mektupçu bir yazıları siliyorum. Yok fabrika bilmem ne falan filan. Onu kaldırıyorum. Ne Rusya'da ne yazıyor? Barabellum. Tamam Barabellum yazıyorum. Tek harfı 9 mm. Renk füme. Bu kadar sana selamlar olsun. Bu Barabellum. Bu da Barabellum. İkisi de Barabellum diye geçiyor Rusya'da. Biri makaralı, biri makarasız.
Bu arkadaş bu bana benim şeyini anlatsam size. Buna alakalı bir şeyimiz var. 228 Zixaber P228. Bu kardeşimize selamlar olsun. Bu bize geldiği zaman arkadaşlar berbat bir şekildeydi. Harbi berbattı yani. Bu tabi da berbattı. Komple aleminin altında füme titanyum. Füme. Ceviz kavze. Bu ne istedi? Ah, sade şık görünüm oldu. Bazı titanyumları, bazı titanyumları da iki sefer yapmak zorunda kalıyoruz. Bir yere bir hata çıkıyor. Şimdi ne oluyor? İşte bu yüzden dolayı ben diyorum acil iş yapamam. Ne zaman ne kadar acil iş yaparsak bir şeyler oluyor. Brownik. Yüzüklü Brownik diyorlar buna. Bak arkadaşlar bunun yazısını değiştim. Bak. Ben yazıları siliyorum. Eğer adam bunu vermezse buna kalacaksa ben yazıyı siliyorum. Bak burayı böyle yazıyorum. Bunun şeyini anlatayım size. Mesela bu videoyu size çektim. Namlusu şişmişti bunun. Bir abimiz poligona gitti. Eski memeler eskiydi. Namlusu şişti. Derdi geldi Samet'i bunu yapar mısın? Komple bunu elden geçir. Ben buraya bir şey istiyorum. Namlusunu yaptık. Atar mı? Atar. Severim. Yüzüklü bromlik bu işte arkadaşlar. Yüzüklü bromlik bu. Az önce de bir kardeşimiz geldi. Bir bakıma şey götürdü bana. Tank Fonklu. Arkadaşlar bu tabanca İtalyan tabanca. Yani Tank Fonklu modeli İtalyan tabanca. Jula tabanca mı? Jula tabanca. Sana söyleyeyim. Şundan yani kasadan mermi at. Hiç korkma. Kasaya bir şeye koy, mermi buna at. Ne olursa olsun. Arkadaşımız asker. Bakıma geldi. Dedim ki ben bugün video çekeceğim. Tamam mı? Tank Fonklu'ya sokmak istiyordu. Hakiki Tank Fonklu arkadaşlar bu. Arkadaşlar bir de şu Barabelli'yle konuşmak istiyorum. Makaralı Barabelli. Bu olmadan olmaz. Sever misin? Severim. Bu Barabelli'yi ben yapıyorum. Çok sevdiğim kardeşim, hemşerim, değerli bir hemşerim. Veriyorum ona. Gidiyor. Bir zaman sonra arıyor. Alo, Dursun Usta. Bu atmadı. Nasıl atmaz? Ben sana bunu yaptım, verdim, buraya denedim. Sana 1000 tane video çektim. Yok diye atmıyor. Ya geliyor buraya. Oturuyor. Ver bakalım ver. Tabağı ver. Atıyorum, veriyorum. Atıyor. Veriyorum önce diyor. Atmıyor. Yani ben bundan defalarca mermi attım. Veriyorum. Ya tabanca biraz adam seçer. Heyecanlan bunu gördüm heyecanlanmayacağız. Heyecan yok etmeyeceksin. Panik etmeyeceksin. Bu atar. Sonra kardeşim arıyor beni. Atmıyor. Dedim yanına kemencesi var mı? Kemencesi var mı? Yok. Ya dedim kemencesi olacak. Bu ne kemencesi? Aynı program gibi atacaksın ha. Her havaya atmayı bu. Bu bana beni tabanca her havaya atmaz. Havası güzel olacak. Yol havası olacak. Vurursa atar. Biz de bugün bir deneyelim dedik. Abi, tamam. Bir kardeşim var. Çok sevdiğim bir kardeşim var. Geldi. Tamam dedik. Benim sahibi için ben sağlayayım. Sen bulan bir at bakalım. Tamam dedik. Bugün de bunu böyle yapacağız. O bir yola başlayacak. Biz de bunu atacağız. Atar mı? Atar diye düşünüyorum. Lan. Atmazsa yandık. Ha. Buyur aranızın. Bu olacak. Bana beni işte taşıyan adam çemene savaşını öğrenecek. Ya bir şey atmak mümkün değil, atma ya. Ama her arabaya atma ya, halaç dönmeyecek, ağır olacak. Bir bakalım dinleyelim. Bu olacak, bu da atacak. Ya bir şey atmak mümkün değil.